4 yıl önce 2016 yılında Hüseyin Aslan hocamız ve Önder Volkan Bayraktar hocalarımızla bir tıbbi ve aromatikler projesi geliştirdik. Projemizin tam adı bazı önemli tıbbi ve aromatik bitkilerin Siirt ilinde yaygınlaştırılması projesiydi. Bu proje kapsamında bizler lavanta, kekik, biberiye, dağ çayı, ada çayı ve çöven bitkilerini çalışmaya karar verdik. GAP Bölge Kalkınma İdaresi de bu noktada bize proje desteği verdi ve biz bu plantasyonu, bu denemeyi, bu çalışmayı burada oluşturduk. Çalışma neticesinde şunu gördük ki bu bitkiler Siirt ilinde başarıyla yetiştirilebilir. Üretici kendisine alternatif ürün arayan ya da ya benim öyle bir tarlam var ki doluya koysam almıyor, boşa koysam dolmuyor, ne yapabilirim diyeceği tarlalar için, alanlar için alternatif ürünler oluşturduk. Tıbbi ve aromatik bitkiler Siirt için aslında keşfedilmemiş bir hazine. Siirtli üreticiler ve girişimciler bu bitkilere doğru şekilde yönelir ve girişimlerde bulunurlarsa orta ve uzun vadede Siirt'e, Siirt halkına ve kendilerine artı ülkeye ekonomik anlamda bir katkı sunacaklar. Gerek üreticilerimizin gerekse girişimcilerimizin bilgi ve teknik destek noktasında biz her zaman yanlarında olacağız. Yeter ki bir şeyler yapılması arzu edilsin. Çünkü bir tarım ülkesinde yaşıyoruz. Başarıyla birçok bitkinin yetiştirilebildiği bir ülkedeyiz. Siirt de bu ülkenin gerçekten verimli topraklarından birinin üzerinde durmakta. Siirt'in çalışkan insanları da bunu başarıyla yetiştirebilecek potansiyele sahip. Tıbbi ve aromatik bitkiler geniş bir yelpazeye sahip alternatif tarım ürünleridir. Dediğim gibi yani üretici boşa koysa almaz, doluya koysa dolmaz dediği alanlarda bu ürünleri başarıyla yetiştirebilir. Bu ürünleri küçük üreticiler de başarıyla yetiştirebilir, büyük üreticiler de başarıyla yetiştirebilir. Ve dünyada artan bir pazar söz konusu. Biz tıbbi bitkiciler veya ben en azından onu söyleyebilirim. Tıbbi ve aromatik bitkilerin bir buğdayın, bir fıstığın, bir şeyin alternatifi olmasını istemiyoruz. Çünkü buğday olmazsa aç kalırız. Ama çok kötü bir buğday rekoltesinin elde edildiği tarlada da zorla buğday yetiştirilmesine razı değiliz. O alanlarda kekik yetiştirilebilir, lavanta yetiştirilebilir. Başka tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirilebilir ki bu bitkilerin bakımı kolay. Girdi masrafları çok az ve yükte hafif, pahada ağır ürünlere sahipler.